Devlet gündemi PKK ve KCKB'den ünlüyor. Toplum o kadar duyarsız hale getirildi ki, hatırlayın bakalım. Benim oyuncuları dolayısıyla başbakan ve bakanları mangalda kül bırakmıyorlar. Her tarafta, her bahaneyle, efendim bunlar şov yapıyor. Bunlara tarih verecek halimiz yok. Dediler, hava attılar, milletin gazını aldılar. Peki, BDP, PKK, KCK ne istiyordu? İki şey istiyor. Bir, güya ana dilde savunma hakkı. Bu ana dilde, Türkiye'nin ana dil, resmi dil yapılmasının, yani Türkiye'nin fiilen resmen olmasa da parçalanmasının ilk adımıdır. Bunu istiyorlardı. Başka ne istiyorlardı? Efendim, APO'yla, o binlerce insanın katlinden sorumlu adam, APO'yla tedbirin kaldırılması, APO'nun ev hapsine, yani çiftlik hayatına çıkarılıp, bir nevi kurulacak Kürdistan'ın onursal devlet başkanı haline sokulması. İki şey isteniyor. Bu iki şeyi de getirdiler mi? Evet. Ve üstelik AKP bu PKK'nın iki talimatını yerine getirmekle kalmadı. Ölüm oruçlarının bitirilme şerefini bile bunlara kaptırmadılar. Ölüm oruçları kimin talimatıyla kalktı? Abdullah Öcalan'ın. Peki bu iktidar ne yapıyor? Hiç. Kendi söylüyor da milletin gazını alıyor. Görevi bu. Ancak yeri geldi söyleyelim. Hiç kimse aklından çıkarmasın ki. Yegane kuvvet ve kudret sahibi yalnız Cenab-ı Allah'tır. Onun vaadi ve kaderi haktır. Kur'an'ın ve Resulullah'ın müjdeleri ve bu aziz milletin şanlı, şerefli tarihinin birikimleri elbette bu badireyi de atlatmaya yetecektir. Azgınlaşan İsrail de, dünya siyonizminin de, ABD ve AB emperyalizminin de yıkılan günler yakındır. Olur mu canım, kim bunlarla başa çıkar? Amerika dediğiniz atalarımızın bir sözü var, bir üfürük dükkanı var. Hatırlıyorsunuz değil mi? Bundan bir ay kadar önce Sandy kasırgası geldi geçti. Koca Amerika'yı teslim aldı. Daha önce bir kasırga yaşanmıştı. Süper güç Amerika 15 gün ölülerini sokaktan toplayamamıştı, hatırladınız mı? Amerika'ya gidip gelseniz, görseniz şu anda 50 milyon insan açlık sınırının altında yaşıyor, sokaklarda yaşıyorlar. Bir siyah beyaz televizyonu olanlar, bir kulübe sahip olanlar kendini mutlu sayıyorlar. Şu anda Amerika'da 300 milyon insanın 100 milyonunun sigortası bulunmuyor. Ve tabii bu son kasırgayla ilgili Fethullah Gülen Efendi, Amerika'nın kendi yetkilileri, kendi işte uzmanları demişlerdi ki, Sandy kasırgası en az 10 milyar dolar zarar açabilir. Fethullah Gülen kendi sitelerinde, gazetelerinde herkese reklam ediyor. Birkaç gün yatmamış, dua buyurmuşlar da o duaları hürmetine kasırga az tahribat yapmış. Oysa Amerika'nın yetkili uzmanları diyordu ki en fazla 10 milyar dolar zarar eder. Fethullah Hoca'nın duası arkasından zarar çıktı 300 milyar dolara, hiç hesapta yokken 100 kişi de öldü.